Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Son günlerde ana konumuz orman yangınları ve bu konuyla ilgili de çok fazla bilgi kirliliği var ortalıkta. Ben fikirlerimi geçtiğimiz günlerde hazırladığım hem canlı yayın hem bazı uyarı videolarıyla sizlerle paylaşmıştım. Aslında bu söylediklerimi geçmiş yıllardan itibaren ben sürekli söylüyorum. Her yıl bununla ilgili bir video çekiyoruz ama ne yazık ki işte büyük bir felaket yaşadığımız zaman önlem alınmaya çalışılıyor. İşin daha da kötü kısmı geçtiğimiz gün Birleşmiş Milletler bir rapor hazırladı. Küresel iklim değişiklikleriyle birlikte bu tür felaketleri daha sık yaşama riskinin hızla arttığına dikkat çekti. Yani bu tür bir savaşa diyeceğim çünkü gerçekten topyekun yapılması gereken bir savaş bu. Her zaman hazır olmamız, gerekli ekipmanların havada, karada, suda, belki de su altında her zaman hazır olması gerekiyor. Ben bu yangınla ilgili ortaya atılmış garip efsaneler, şehir efsaneleri var ve bana çok fazla gelen sorular var. Bunları dilim döndüğünce size anlatmaya çalışacağım. Bana en fazla sorulan sorulardan biri, İşte yurt dışından çok fazla sayıda anlık olarak haftalık, günlük veya daha kısa vadeli uçak, helikopter kiralandı. Niye Amerika Birleşik Devletleri'nden yangın söndüren Boeing 747 tanker uçak kiralamadık sorusu geldi. Şimdi arkadaşlar, öncelikli olarak Evergreen adlı bir şirket vardı, Amerika'da iflasını istedi. Bu şirketin filosunda 747 Jumbo Jet'in 100, 200 ve 400 serilerinden oluşan 3 air tanker diyorlar onlar, havadan yangın söndürme uçağı vardı. Vardı diyorum, niye? Çünkü bu şirket iflas etti. 100 ve 200 serisi çok eski uçaklardı. 1970'li yıllarda yapılmış. 400 görece daha yeni bir uçaktı. Bu şirket iflas ettiği için 100 ve 200 zaten uçak mezarlığına gitti. Ömrünü tamamlamıştı. 400 serisi ise şirket tarafından satıldı. Malum bu pandemi döneminde hava kargoda çok ciddi bir büyüme var. Bu yangın söndürme uçağı haline getirilen 747 şu an tekrar kargo modeline çevriliyor. Bu uçak gerçekten çok yüksek kapasiteli bir uçaktı. 74 bin litre su veya söndürücü kimyasal sıvıyı taşıyabiliyordu. Bunu fasılalar halinde atabiliyordu. Geçtiği bir alanda örneğin 4.8 yani 4800 metrelik bir alanı attığı suyla, kimyevi bir maddeyle kapatabiliyordu. Ama böyle bir uçak hani zaten yok. Gelseydi ne yapabilirdi ülkemizde? Şöyle bir şey söylemek lazım. Bu tür büyük uçaklar düz alanlarda çok etkili. Suyunu veya kimyevi maddeyi atıyor. Sonra dönüp en yakın havalimanına tekrar yakıt ikmal ve bu tür madde ikmali yapılması gerekiyor. Ve tekrar geliyor. Bu bir süreç kaybı. Ve düz alan olursa çok etkili. Ama tabii ki Türkiye'deki orman arazileri, işte dağlar, tepeler, sarp araziler, bu tür uçakları kullanmak güç oluyor. Bir de ne kadar bunu yukarıdan atarsanız etkisi o kadar azalıyor. Su buharlaşıyor ve yangını söndürmekten çok devam etmesine, aslında yangına bir miktarda da can suyu taşımaya başlıyor ki bu da çok tehlikeli bir hale geliyor. Bu yüzden 747 zaten hani Amerika'dakiler emekli oldu. Türkiye'nin de böyle bir uçağı kiralama veya kullanma amacı yoktu. Bunu da belirtmekte fayda var. İkinci gelen önemli soru ise orman yangınları uçaklardan atılabilecek yangın bombalarıyla söndürülebilir mi sorusu. Bu gerçekten çok fazla geldi bir soru. Bu konuyla ilgili de size bir referans vereceğim. Malum TÜBİTAK SAGE Enstitüsü var. Bu TÜBİTAK SAGE işte SOM gibi gelişmiş mühimmatları geliştiren çok önemli bir ARGE kuruluşumuz. Bu enstitünün müdürü de Gürcan Okumuş. Gürcan Okumuş hem Twitter'dan hem de kendi sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaptı. Ve bunun orman yangını söndürmek için çok geniş alanlarda etkili bir mühimmatın bugünün teknolojisiyle yapılmasının ne kadar zor olduğunu da ifade etti. Özellikle işte petrokimya tesislerine çıkan yangınlar, petrol kuyularında çıkan yangınlara bu tür işte yangın bombalarıyla müdahale edilebiliyor. Oluşturulan blast etkisiyle birlikte yangının bir anda oksijenle beslenmesinin önüne geçiliyor ve bu oluşturulan havasız bırakılarak yangın sönümlendiriliyor. Ama Gürcan Bey'in de belirttiği gibi çok geniş alanlarda bunu uygulamak imkansız. Öyle bir teknoloji, öyle büyük bir eldeki başka bir şey yok. Bununla ilgili yapılmış çeşitli çalışmalar var. Örneğin
İsveç'te yapılan bir bombalama işlemi veya daha önceden malum bu Amerika'da, Kaliforniya'da devasa alanlar yanıyor. Amerikan Hava Kuvvetleri'nin B-1'lerine yüklenecek bombalarla bunların yapılması ifade edilmişti ama oluşturulacak blast etkisi ormanın yangının tamamını söndürmekte etkili değil. Aksine atılacak bombalar yangının arttırılabileceği ifade ediliyor. Ama bu tür teknolojiler üzerinde ARGE faaliyetleri, araştırma geliştirme faaliyetleri devam ettiriliyor. Umarız bir gün bulunur ve bu yangına karşı atılacak bir bombayla orman yangını da söndürülebilir hale gelir. TÜBİTAK SAGE, Gürcan Bey'in de belirttiği gibi bu konuyla ilgili ARGE faaliyetlerini sürdürüyor. Bir başka önemli soru da neden gece yangın söndürme operasyonu yapılamıyor? Malum yangın söndürmede uçaklar, helikopterler, havacılıkta VFR olarak adlandırılan Visual Flight Rules, yani görerek uçuş kurallarına göre operasyonlarını gerçekleştiriyor. Pilot yangını görüyor, bir patern oluşturuyor. Aynı zamanda yerdeki ekipler veya havada koordinasyonu sağlayan uçak helikopterden alınan talimatlarla işte taşıdığı suyu, kimyevi maddeyi o nokta üzerine atıyor. Peki biz bu işe baktığımız zaman burada gündüz yapılıyor da bu iş gece niye yapılmıyor? Örneğin gece görüş gözlükleriyle bunlar yapılabilir mi? Evet, bu sorunun cevabı evet, yapılabilir. Türkiye'deki kiralanan uçak ve helikopterlerde bu kabiliyet yok, gece görüş sistemi. Ama bu son yangında Ukrayna'dan gelen 4 adet Mi-17 tipi genel maksat helikopteri, Ukraynalı pilot ve uçuş ekiplerinin bu eğitime sahip olmaları, bu teçhizatlara sahip olmalarıyla özellikle termik santral yangının etrafına gelmişti orman yangını. Burada söndürme çalışmalarında çok önemli adımlar attı. Peki gece görüş sistemi, gece görüş gözlüğü nasıl kullanılıyor? Gece görüş sistemi basitçe ısı farklarını ortaya koyarak pilotun önüne bir görüntü getiriyor. Ama düşünün, işte ormanda gidiyorsunuz. Orman üzerinde helikopterle uçuyorsunuz. Yangın bölgesi inanılmaz göz alıcı bir renk ve diğer taraflar neredeyse sıfıra yakın simsiyah. Gece görüş için ufak da olsa bir ay yansıması, bir ışık kaynağı gerekiyor. Sizin mevcut gece görüş sistemleriyle bunları yapabilmek çok zor. Çünkü pilotları çok yoruyor. Düşünün, o gözlüğü kullanarak sürekli uçmak zorundasınız. Örneğin sivil uçuşlar için konuşuyorum. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri pilotlarının, helikopter pilotlarının gece görüş gözlüğü var, eğitimleri var. Deli gibi operasyonları da çok başarılı yapabiliyorlar. Sivilde ise sürekli gece görüş gözlüğüyle uçabilmek için sürekli bir eğitim, bunun tekrar edilmesi gerekiyor. Ve aynı zamanda helikopterin ve pilotun o kaskının üzerine taşıdığı gözlüğün olması, bunun bir koordinasyonu gerekiyor. Biraz önce belirttiğim gibi ormanda çok büyük ısı farkları, bir bölge yanıyor ve o bölgeden gelen görüntü pilotun gözünü alacak. Bunun için özel gece görüş sistemi gerekiyor. Özel filtreler kullanıyorlar. Bu filtreler de benim bildiğim kadarıyla şu an Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki gece görüş gözlüklerinde mevcut değil. Çünkü bizimkiler askeri amaçlı. Ukrayna helikopterinde bu özel filtre sistemi olduğundan daha rahat bir bakış içerisindeler. Bir de tabii ki helikopter kalkıyor. Görerek orman yangının üzerine gidiyor. Suyu alacak helikopter Bambi'yle. Bambi'yle onu alırken havuz veya su artık nereden alıyor? Orayı görmesi lazım. Onu görüyor. Emniyetle suyu alıyor. Ormanda yangının üzerine gidiyor. Döküyor ve geri getiriyor. Gerçekten çok zor, yapılması dikkat isteyen bir operasyon ve çok iyi eğitim isteyen bir operasyon. Askeri pilotlarımız bizim işte Sikorsky S-70 Black Hawk'larda uçan, T-129 Ataklar'da uçan, Kobra'larda uçan, OH-1'lerde uçan pilotlarımızın bu tür eğitimleri ve yetenekleri, sistemler mevcut. Dediğim gibi sivilde siz bu işte aylık belirli bir saat uçacaksınız. Bunun eğitimini sürekli alacaksınız. Görüşünüzle ilgili eğitimlerinizi yerde teorik ve helikopterde uçarak almak, bunu korumak zorundasınız. Gerçekten önemli bir mevzu olduğunda belirtmemde fayda var. Bir başka bu konuyla ilgili ortaya atılan efsanelerden bir tanesi de bu orman yangınları düz bir satı üzerinde giden fotoğraflar var. Uzaydan mı yakılıyor? Uydular mı yakılıyor? İşte Elon Musk bir sürü uydu attı. Starlink uyduları var. Bunlar orman yangını mı çıkartıyor? Nokta atışı mı yapıyor? Bu da kesinlikle yalan bir mevzu, yalan bir ifade. Çünkü Amerika bunu yapabilecek teknolojiye sahip olsa, işte bugün Afganistan'dan çekildi, duyuyoruz, B-52 bombardıman uçaklarıyla vuruyor. Adam gider uydudan hiç risk almadan lazerle yakar, oraları vurur. Böyle bir şey yok. Burada
Orman yangınları içerisinde bazen söndürme ekipleri yangının farklı noktalara atlamasının önüne geçmek, farklı yönlere doğru değiştirmek üzere içeride yakma işlemi yapabiliyor. Yani yangının önünü alevle, yangınla kesebiliyor. Bunlar çok farklı söndürme teknikleri. Ben yangın uzmanı değilim ama bu konuyla ilgili yapılan çalışmalar da ortada. Bu şerit halinde yakma fotoğrafları da yangın ekiplerinin yangının gidişatını, yönlendirmesini gerçekleştirmek üzere yaptıkları bir yangın söndürme operasyonu. Bunu da belirtmemde fayda var. Sosyal medyada çok aradım, ben bulamadım. Bir yangın söndürme uçağı İspanyol Hava Kuvvetleri'nin gelmişti, CL-415. İndikten sonra üzerine itfaiye su tutuyor. İşte insanlar dedi ki ya ne oluyor bu yangın söndürme uçağında, bizim itfaiye mi suluyor, ne yapıyor, yanıyor mu uçak? Hayır, böyle bir şey değil. Havacık da bunu şu nedenle yapılıyor. Birincisi, bir yere işte bir sefer açılışı yapar, yeni bir uçak gelir, ona karşılama töreninde su tagı oluşturulur. Böyle bir şekilde bunun altından geçer uçak. Böyle selamlar oranın itfaiyesi. Veya deniz uçakları, biliyorsunuz, su almak için denize inip kalkıyorlar. Deniz dediğiniz de tuzlu su. Bu uçağın gövdesine gövdesindeki metale zarar veriyor zamanla. Korozyon oluşturuyor. Çeşitli çatlaklara, çeşitli hasarlara neden oluyor. Bunun önlemenin tek yolu da bütün gün operasyondan yaptıktan sonra uçak gece ana üstüne geldiği zaman bakım ekipleri su tutarak uçağın üzerine, tatlı su tutarak bu tuzun arındırılmasını gerçekleştiriyorlar. Yerine göre bazen özel kimyevi maddelerle yıkıyorlar uçağı, tertemiz ediyorlar. İşte açıkta kalan o kumanda üzerleri, oradaki gres yağlar vardır çok kalın kullanılan, onlar kontrol ediliyor. Çünkü sonuçta uçak denize indiği zaman bir tekne gibi gidiyor. Tuza maruz kalıyor ve temizlenmesi gerekiyor. Deniz havacılıkta ise işte deniz karakol uçakları, deniz üzerindeki helikopterler sürekli deniz çok yakın bir şekilde oluşturdukları işte pervaneleri tuzla uçak veya gövde üzerinde etkileri olduğu için, örneğin Cengiz Topel Hava Üssü İzmit'te bizim deniz havacılarının ana merkezidir. Orada özel yıkama sistemleri var. O böyle bir yıkama sisteminin içinden geçiyor ve hava aracı tuzdan arındırılmış oluyor. Tabii sorulan sorulardan birisi de işte uçak mı helikopter mi, bunu çok açıkladım ben. Her hava aracının çok farklı özellikleri var ve benim savunduğum konu bununla ilgili. Türkiye'nin hem uçağa hem helikoptere hem İHA'ya, her şeye, uçan her şeye ihtiyacı olduğu. Bu yüksek kapasiteli uçaklarda olabilir, daha ufak kapasiteli uçaklarda olabilir, daha büyük kapasiteli helikopterlerde, daha ufak kapasiteli helikopterlerde olabilir. Önemli olan profesyonel bir şekilde, güzel yönetilmiş bir şekilde bunların uygun yerlere konuşlandırılması, su alacakları yerlerin olması ve yangın çıkar çıkmaz çok hızlı tespit edilebilip en kısa sürede bu hava araçlarının müdahale edilebilir hale getirilmesi. Bunu müdahale ettiğiniz zaman yeni çıkan yangını söndürmek çok kolay. Bir tonluk, iki tonluk bir uçak helikopter tek atışta söndürüyor. Ama bu iş yangının boyutuna, hava koşullarına da bağlı olarak, örneğin 10 dakikayı geçtiği zaman söndürme şansınız giderek düşüyor. Belirli bir süreden sonra işte görüyorsunuz imkansız hale geliyor. İstediğiniz uçağı getirin oraya. 747 tanker getirin. Airbus A380'i tanker yapın, söndüremezsiniz o yangını. Sadece kontrol altına alıp soğutma işlemi yaparsınız. Bu yüzden de bu helikopter mi uçak mı tartışmasına girmiyorum. Bazı bölgeler için helikopter, bazı bölgeler için uçak, bazı yangınlar için farklı farklı hava araçları lazım. Türkiye'nin bunların hepsine sahip olması ve en önemlisi bunların kendisinin olması gerekiyor. İşte bakın bugün Avrupa Birliği bir güç oluşturmuş. Türkiye'de yangın var. İspanya'dan iki uçak geldi. Adamlar PR, yani halkla ilişkilerinde çok güzel yaptılar. Yok kadın pilotlar uçtu, şöyle oldu, böyle oldu. Hırvat Hava Kuvvetleri geldi. İranlılar geldi, Ruslar geldi, Ukraynalılar geldi. Ülkemizde bizim yangını yardım ettiler. Çok büyük felaketti. Yangında tabii ki yardım almanız gerekiyor. Yarın öbür gün Türkiye'nin kalıcı filosu olursa Türkiye'de bir güç olarak bunu kullanabilir. Sağda solda yangın olan ülkelere bunları vererek barış bayrağını götürebilir. Bunlar uluslararası anlamda çok önemli işler. İşte ne oldu? Koronavirüs döneminde Türkiye Amerika'ya bile maske yolladı. Bunlar sizin uluslararası ilişkilerinizde pürüzleri gideren, ülkelerin arasını bulan önemli önemli adımlar. Çünkü malum mayın tarlasının olduğu bir coğrafyada ülkemiz. Bunlar çok önemli hareketler, bunları belirtelim. Bir başka önemli soru Türk Silahlı Kuvvetleri'nin durumuyla ilgili. Türk Silahlı Kuvvetleri bu tür olağanüstü hallerde işte Cumhurbaşkanı'nın vereceği emirle veya
bölgedeki illerin valilerinin talepleri üzerine Kışla'dan çıkıp operasyona katılıyor. Malum bir yandan da Türkiye'nin işte terörle mücadelesi var, sınır ötesi operasyonlar var. Gerçekten ordu son yıllarda çok daha profesyonel olmuş ve bu konulara odaklanmış durumda. Peki hava araçları gelinip kullanılamaz mı? Benim de aklıma takılan en büyük sorulardan biri bu. Bence kara havacılığımızın, jandarma havacılığımızın elinde, özellikle batı birliklerinde, orman söndürme alanlarına yakın olan birliklerde Bambi olarak adlandırılan bu sepetlerden bulunması mecburi. Bu sepetler bir dönem var olduğunu ben ifade etti askeri yetkililer. Sonrasında Orman Bakanlığı'nın talebi üzerine bu bambiler, sepetler Orman Bakanlığı'na devredilmiş. Umarız bunlardan alınır, kalıcı bir şekilde birliklerde yer alır. Çünkü elimizdeki işte Sikorsky S-70 Black Hawk'lar, AS-532 Cougar'lar, Chinook'lar, malum Amerika'dan Chinook kiraladık bu yangın söndürmede, bu tür helikopterlerle yangın söndürmeye destek verebilir. Pilotlarımız tecrübeli, bunların eğitimlerini alırlar. Bunların özel eğitimlerini yıl içinde tekrar ederler. Zaten bu helikopterlerin altındaki kancalarla bu havadan kaldırıp bir yükü, askeri yükü, işte topu, tankı, tüfeği neyi ne taşıyorsa bunlar götürmek, harici yük taşıma konusunda eğitimleri var. Sepet eğitimlerine devam ettirirler. Bu konuda yetkinlikleri yüksek olur ve daha sonra da yangınlara, müdahaleye destek verebilirler. Bir de tabii askeri nakli uçaklarının dönüşümüyle ilgili bazı şeyler, sorular gelmişti. CH-30'lar geçmiş yıllarda yapıldı ama yapısal hasar tespit edildiği için Türkiye elindeki nakli uçaklarını erken emekli etmek istemedi ve bu kitler şu an kullanılamıyor. CN-235'lere benzer kitlerin takılma konusundaki çalışmalar, planlamalar var ama şunu da hatırlatalım bu fikri ortaya atılanlara. CN-235'lerin türbülans seviyesi medium. Yani uçak bu, atıyorum 5 ton yük taşıyor. Dalışını, çıkışını uçak üzerine yapısal olarak çok ciddi bir yük binecek. Bu dalış çıkışla ilgili dayanıklılıkları çok yüksek değil bu uçakların. Bunlarla ilgili mühendislik modifikasyonunun yapılması gerekiyor. Geçmişte Türk Hava Kuvvetleri'ne işte CN-235'lerin özellikle helikopterler için tanker görevi görmesi gibi çeşitli projeler getirildi ama bunlar olmadı. Muhtemel bu yangın söndürmeyle ilgili de benzer bir sonuç çıkacak diye tahmin ediyorum ama tabii bunlar hep hesap kitap işi. Bu hesap kitap mühendislik olarak planlıyorsunuz, bakıyorsunuz maliyeti ne, neye göre yapabilirsiniz, ne kadar verimli kullanabilirsiniz ve bunun sonucunda bir karara varıyorsunuz. Ama tabii yanan ormanın da bir değeri var. Yani benim için yanan bir ağacın bile değeri çok çok yüksek. Bunu belirtmemde fayda var. Türkiye'nin orman yangınlarına havadan müdahaleyle ilgili her zaman söylediğim gibi kalıcı bir filoya ihtiyacı var. Düzgün bir şekilde bunların organize edilmesine gerek var. Kalıcı filo ile birlikte tabii ki ek destek olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kiralama yapılmasıyla yurt dışından gelecek uçak veya helikopterlerin de önemi çok büyük. Bu konuda pilotlarımız olsun, bakım ekiplerimiz olsun, diğer taraftan yerdeki tabii ki biz hep onları atlıyoruz. Orman muhafaza memurlarından arazözlere, koordinasyonu sağlayan ekiplere ve özellikle bu son felakette vatandaşımızın çok büyük desteği var. Türkiye'de orman yangınlarını söndürmeyle ilgili kuruluş, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü. Oraya bir ağaç da dikecekseniz Orman Genel Müdürlüğü bakıyor bu işe. Yangın söndürmenin de koordinasyonu onda. Umarım daha kalıcı önlemlerle gelecek yıllarda bu tür felaketlere daha da hazır olmamız gerekiyor. İşte günümüzde sadece savaş yok. Ekonomik bir savaş var. Çevresel bir savaş var. Bunlara hazır olarak her türlü önlemi almamız gerektiğine inanıyorum. Felaketsiz günler diliyorum. Umarım sorduğunuz soruların cevapları bu videoda bulmuştur. Lütfen bana yorumlarda başka sorular geliyorsa aklınıza yazın. Bunlarla ilgili bilgi yanlışlıklarını, akıl karışıklıklarını gidermeye çalışalım. Tekrar bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı günler diliyorum.